Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde özellikle İdlib'de alarm durumunu yükseltmesi ve operasyonlarını arttırması bir tesadüf değil. Tesadüf olmayan Libya'daki gelişmelerle eşgüdümlü olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile artık bütün kılıçların çekilmiş olması. Burada haftalardır Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Türkiye'ye dönük bir emperyalist kuşatma, bir siyonist saldırı planlaması olduğunu zaten aktarıyordum ve sonuçta iş döndü dolaştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy'un son açıklamasına kadar geldi, dayandı. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri artık boyunu, haddini, hesabını aşan bir çaba içinde. Nedir? Libya ile ilgili bir açıklama yaptılar. Onların Dışişleri Bakanlığı yaptı ve o açıklamada işte Ramazan falan filan nedeniyle, öyle diyorlar, Ramazan'a bağlamaya çalışıyorlar. Bir ateşkes ve işte karşılıklı uzlaşma ruhu falan gibi laflar ettikten sonra doğrudan doğruya Türkiye'nin Libya'ya yapmış olduğu askeri yardımı, ki meşru hükümete yapıyoruz, bunu söylememe gerek yok, karşı çok sert cümleler ve Türkiye'yi çok sert eleştiren Libya açısından cümleler barındırıyordu. Hami Aksoy'un yaptığı açıklamada sen haddini hududunu, özetle söylüyorum, sen Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu hali, bu kapasitesi Türkiye'ye küçük gelir. Türkiye'ye küçük gelir. Sen haddini hududunu bil, otur oturduğun yerde açıklamasıdır. Yani bu işin diplomaside tabii güzel, nazik nazik anlatırsın ama açıklamayı okuduğun zaman şunu söylüyor Ankara: asabımı bozma. Asabımı bozuyorsun, her an bu asap bozukluğuyla elimden bir kaza çıkacak. Çünkü İsrail kaynakları da dahil son 3-4 haftadır hep söyledikleri şuydu: ya bu Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri zaman zaman yanlarına Mısır'ı da alarak Türkiye'nin üzerine bu kadar geliyorlar ama Ankara soğukkanlı duruyor. Ve böyle hani zaman zaman da uzlaşmaya açık kapılar da bırakmıyor değil gibi yorumlar vardı. Ama bir yandan da o yorumların içine mutlaka 2018 yılında topraklarımızda gerçekleştirilmiş olan o vahşi Cemal Kaşıkçı cinayetinin Türkiye tarafından perde arkasında Suudi Arabistan'ı ve bununla bağlantılı ittifakları ne kadar zor duruma ve sıkışıklığa doğru ittiğine ilişkinde yorumlar yapılıyordu. Bunların böyle bir şeyi var bizde, bir alıp veremediği var bu Cemal Kaşıkçı olayından dolayı. Hiç beklemiyorlardı. Hiç beklemiyorlardı. Cemal Kaşıkçı'yı orada öldürecekler, ciyak ciyak kesecekler, eritecekler ve sonra da bize gelecekler, diyecekler ki Cemal Kaşıkçı kayboldu, nerede? Soracaklardı. Olmadı. Ellerinde patladı. Cenazeyi de bulamıyoruz. Herhalde Türkiye bu konuda başka gelişmeler de gerçekleştirmeye çalışıyordur. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Cemal Kaşıkçı cinayetinde Muhammed Salman denilen testereyi, ben öyle diyorum, testere bu adam. Yani o testereyi kendi ulusal, Amerikan ulusal çıkarları açısından savunması gerçekten bir kara lekedir. İnsanlık tarihine, siyasete, diplomasiye, insan haklarına, her şeye, her şeye. Yani bir insanı, bir aydın adamı bir konsoloslukta parçalayacaksın, eriteceksin, yok edeceksin. Amerika Birleşik Devletleri de diyecek ki ya tamam, yapmış yapacağını ama o benim adamımdır. Böyle bir öyküyü kabul etmek mümkün değil. Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri tabii kapasitesini aşan çok fazla öyküye girdi ve dışişleri sözcüsünün de açıklamasında olduğu gibi bu öyküler giderek bir kan gölü oluşturdu. Çünkü eğer güçlü bir devlet değilseniz, ordunuz falanınız filanınız yoksa ve geçmişiniz de çok kısaysa devlet olarak, zaten girdiğiniz her macerayı ele yüze göze bulaştırma şansınız yüksektir. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de yaptıkları budur. Bir ülke düşünün,
21 milyon insan acil gıda yardımı bekliyor. 5 milyon çocuk gıdasızlık ve susuzluk ve buna benzer şeylerden ölümle yüz yüze. Bunun sorumlusu hem İran, hem Suudi Arabistan, hem Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Çok açık ifade etmek zorundayım. Bunlar nasıl Müslüman ülkelerse bir ülkenin Müslüman kadın ve çocuklarını resmen açlıktan ve hastalıktan ölüme mahkum etmiş durumdalar Yemen'de. E tabi bizde bu kadar meselemiz varken bir de oraya nasıl ulaşalım? Yani? Bir de gerçi İnsani Yardım Vakfı oralarda çalışıyor, Kızılay'da çalışıyor ama o kadar yani sonuçta. Şimdi bu Tahmin Bin Zayed diye bir adam var. Bunların ailede Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu güvenlik başdanışmanıymış. Zaten bunların hepsi abi, kardeş, baba, soy sop yani böyle. İşte bu Tahmin Bin Zayed'in 5 saatlik Hartum ziyareti var. Ve çok ayıp ya. Yani nasıl insanlar bunlar? Mansur Bin Zayed diye bir adam var. Bu da bu kralın yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirinin kardeşi galiba. Manchester City'nin sahibi. Manchester City'ye parayı basmışlar İngiltere'de, bunu almışlar. Ve Manchester City'nin logosunu da bir uçağa kocaman koymuşlar. Bunların uçakları küçük değil biliyorsunuz, böyle Boeing kocaman uçaklar. Şimdi bu Tahmin Bin Zayed resmen Manchester City logolu uçaklarla uçuyor. Sırf böyle hani ben şeyim diye, hani turist gibi. Halbuki esasında gitmişler resmen Hartum'da paralı asker toplamışlar. Şimdi sıkı durun, şimdi sıkı durun. Manchester City amblemini taşıyan uçak Abu Dhabi'ye hareket etmiş. İçinde Tahmin Bin Zayed var ama iki uçakla gelmişler bunlar. İkinci uçak o yetkililer işte istihbaratçı, polis neyse işte. Onlar Çat'a geçmiş, Çat. Çat, Libya'nın güneyinde bir ülke. 1972 yılında Kaddafi'nin ultimatumuyla İsrail'le diplomatik ilişkileri kesmiş bir ülkeydi. Ama şimdiki Cumhurbaşkanı Deby diye bir adam, İdris Deby, Netanyahu'nun kankası oldu. Yani bu dünyada, Arap dünyasında ciddi bir İsrail kankalığı var yani. Biz bakmayın burada mücadele ediyoruz onlarla ama Arap dünyasının yarısı gitti. Siyonizmin kontrolüne girdi. Bu İdris Deby'ye para falan verdiler. İşte ya mali yardımlarda bulundular falan filan. Şimdi bu ekip Çat'a gidiyor. Niye? Araştırdım. Afrika kıtasında İsrail Gizli Servisi'nin esas çalışma alanı Kenya'dır. Kenya. Bu Abdullah Öcalan'ı da biz Kenya'da bulduk biliyorsunuz. O zamanlar aramız iyiydi. Bize onu teslim edenler Mossad'çılardı biliyorsunuz. Yani Kenya'daki Yunan Büyükelçi. Çünkü Kenya'da kuş uçsa Mossad'ın haberi olur. Bu bir. Şimdi Mossad'ın ikinci güçlü olmaya başladığı alanda Çat. Ve Çat'tan da adam topluyorlar bunlar. Şeye, Halife Haftar'la birlikte savaşsınlar diye. Yani paralı asker. Somaliland'den topluyorlar. Kenya'dan getirmeye çalışıyorlar. Yani Türkiye'ye karşı bir kalabalık paralı asker ordusu kurma yönünde ciddi durumları var. Ama öyle paralı askerlerle bu iş olmuyor. Bakın şimdi Haftar ciddi bir şekilde köşeye sıkışmış bir vaziyette ve Trablus'u alamayacağını net anladı. Şimdi El Vatiye hava üssü kuşatıldı. Türk kurmayları orayı kuşattılar. Bizimkiler savaşı iyi bilirler. Çünkü El Vatiye hava üssü Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden şuradan buradan Mısır'dan hava yoluyla gelen silah ve mühimmatın lojistik merkezi. Gitti gidiyor. Alında alınacak. Yani orası da bitiyor. Ve devamında da Tarhuna'yı hallediyorlar. Bu arada Libya'nın güneyinde Fizan bölgesinden
asker toplamaya çalışıyordu Haftar ekibi, parayla parasız der neyse. Orada da şaşırtıcı bir şey oldu. Sebha diye bir kent var Fizan'da, güneyde. Yani Libya'ya Trablus'a 750 kilometre mesafede. Oranın aşiretleri de demişler ki kardeşim biz Haftar falan tanımıyoruz. Biz demokrasi ve insan hakları zemininde yeni bir Libya'nın inşası için Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği hükümetle beraber çalışacağız. Şimdi bunlar Libya'da ciddi bir yenilgiye gidiyorlar. Türkiye'nin bölgeye ciddi bir müdahalede bulunmasından dolayı. Ve bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, kısmen Mısır'da. Mısır biraz daha böyle şey gibi duruyor buralarda. Böyle yani ben de bunlarlayım ama ne yapayım falan gibi duruyor. Ama İsrail'le beraber Birleşik Arap Emirlikleri'nin siniri bozulmuş vaziyette. Şimdi bu Libya'da yeni bir saldırıyla karşılaşır mıyız? Rusya'nın tutumuna bağlı. Rusya şu anda Libya'da olaya çok fazla asılıyor gibi gözükmüyor. Ya kendi derdine düştü, bu parası pulu bitti biliyorsunuz Putin'in. Bu petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları çakılınca. Bir yandan da bu kadar çok savaşı yürütebilecek pozisyondan çıktı. Çünkü Covid-19 Rusya'yı da hemen hemen Avrupa kadar sert vurmuş vaziyette. Şimdi Rusya oraya bir Pantsir diye de bir hava savunma sistemi satmıştı Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Hafter'e. Bizim İHA'lar, SİHA'ların bilgisayar donanımları Rus hava savunma sistemini alt etmiş. Yani duyduğumuza göre Rusya'nın eski model hava savunma sistemleri bizim İHA'ları, SİHA'ları zamanında keşfedemiyor, bulamıyor. Çünkü bizimki kendini o içindeki yazılımla beraber her türlü dijital ikaza karşı ciddi bir korumaya almış. Demek ki böyle bir yazılım yapmışız. O yüzden şimdi Libya'da durumlar vahim ama alarm Suriye'de. İki yönlü bir alarmımız var, onu da söyleyeyim. Birincisi İdlib üzerinden bir saldırı mı? İdlib üzerinden bir saldırı, evet. Bu İran, Şii milisler ve rejim mi? O da evet. İran ve milisleri bu işin içinde yer alır mı, yer almaz mı bilmiyorum. Ama İdlib üzerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin de İran'ın da Türkiye'ye karşı bir şey var. Hazırlığı var. Bunu artık alandaki arkadaşlarımız da duyuruyorlar. Bunun zamanlaması nedir ne değildir onu bilemem. Ama İdlib'de çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. İkinci problem Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin esas yatırım yaptıkları PKK-YPG unsurları. Çünkü sonuç itibariyle PKK-YPG unsurları şu anda Kuzey Irak'taki Mesut Barzani yönetimiyle ve oradaki diğer Kürt partilerle belirli bir uzlaşma ve işbirliğine girmiş durumda. Bunu Amerika Birleşik Devletleri zorladı, zorladı, yaptı. Yapıyor. Yani. Onların hedefi Türkiye değil. Orada size yanlış bir izlenim vermek istemem ama yani Barzani, işte eski Talabani vesaire diğer Kürt gruplarla Suriye'deki PKK-YPG unsurlarını bir masa etrafında toplama ve bir işbirliği ruhunu oluşturma kaygısı biraz İran'ın ve o bölgedeki Şii milislerin hareketlerine karşı önlem olarak düşünülüyor. Ama Amerika bunu yaparken Türkiye'yi hiç düşünmüyor. Yani arkadaş tamam sen oradaki Şii milislerden rahatsızsın, İran'dan rahatsızsın, şundan rahatsızsın, bundan rahatsızsın. Bunun için PKK'yı yine kullanıyorsun, işin içine Barzani'yi sokuyorsun vesaire vesaire. Dikkat edin Türkiye'nin Kuzey Irak'la ilişkileri eskisini hiç alakası yok. Yani o referandumdan beri Türkiye elini eteğini açık söyleyelim çekmiş vaziyette o bölgeden. Çünkü
sonuç itibariyle Barzani'nin ne olduğunu da anladık. İsrail bayrakları Erbil sokaklarında Kürt bayraklarının yanındaydı. Yani onun için böyle bir durumla karşı karşıyayız ve bu silah sevkiyat rotalarında da bir rahatlama oluşturmuş durumda PKK terör örgütü açısından. Hatta artık bazı Kuzey Irak'ın resmi peşmerge güçleriyle bu PKK unsurları arasındaki ciddi bir işbirliği ve koordinasyonda söz ediliyor ve Türkiye'yi kaşımak açısından açısından master plan olarak da hem Suriye'de Afrin ve Cerablus Elbap bölgesindeki Türkmen nüfusa hem diğer Kuzeydoğu'daki Türkmen nüfusa hem de Kerkük'teki ve Musul'daki Türkmen nüfusa dönük saldırıların arttırılacağı ve Türkiye'yi bir kanlı hesaplaşmaya adım adım çekmeye çalışılacağı yönünde çok ciddi istihbaratlar var. Zaten her zaman dikkatle izlemişimdir. Bu Erşat Salihi, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi yine bir açıklama yapmış. Bu Barzani yönetiminin kamyonlarla Mahmur'a ne silahlar gönderdiğini vesaireyi söylüyor. Bu kamyonlar diyor özel kuvvetlerin koruması altındaydı ve geçişleri de resmi izinli oldu. Hükümete sordum, herkes cevap vermekten kaçındı diyor. Yani Barzani PKK'nın kampına 5-6 tane kamyon yolluyor. Bunların içinde silah olduğu da söyleniyor. Mahmur'a ulaşmadan önce KDB'nin peşmerge kontrol noktası var. Önceden geçişe izin verilmemiş. Sonrasında talimat gelince kapıları açmışlar. PKK, Irak, Türkmen cephesine saldırı hazırlığında bu yüzden endişeliyiz. Bu çatışmalar sırasında terör örgütü ciddi şekilde organize oldu. Etrafımızda DAEŞ da var. Emniyetimizi bozmak istiyorlar diyor Erşat Salih. Bu adam boş yere konuşmaz. Zaten bize de gelen bilgiler yani bizim de alandaki dostlarımızdan aldığımız bilgiler 3 aşağı 5 yukarı böyle. Bir saldırı planı hazır. Peki ne zaman? Benim tahminim bu tamamen bir tahmin. İsrail ne zaman Batı Şeria'yı ilhaka başlarsa ki bu Mayıs ayının 15'inden sonra falan beklenen bir gelişme. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinde son kalan Filistin topraklarını da ilhaka başladığı gün itibariyle Türkiye'nin Filistin meselesiyle doğrudan doğruya ilgilenmesini önlemek ve hedefi saptırmak, dikkatini dağıtmak için büyük bir olasılıkla Suriye ve Irak üzerinden üzerimize bir saldırı planı yapıldığı inancındayım. Bunun zamanlaması esas olarak bu. Afrin'de bir işaret verildi zaten. Ve Dışişleri Bakanlığımızın Afrin'le ilgili, Afrin'deki bombalama olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada müttefiklerimizi yeniden hedef alması da çok anlamlıydı. Ne yazık ki medya o cümlelere gereken önemi vermedi. Afrin'de bu bombaları patlatanlar sizin Avrupa'daki topraklarınızda, sizin korumanızda ve sizin desteğinizde çalışmalarını sürdüren teröristlerdir diyen bir Türk Dışişleri Bakanlığı'yla karşılaştık bu son Afrin saldırısında. Demek ki Türkiye bir takım şeylere hazırlıklı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne hazırlıklı, İsrail'den gelebilecek yeni manevralara hazırlıklı ve bu yapılan planlamalara Avrupa veya Amerika'dan ne tür bir destek geleceğine ilişkinde hazırlıklı. Biz de gün gün takip edeceğiz ve ben sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Şimdilik bugünlük bu kadar.